Merhabalar, ben Köfte Köfte ve Bastion serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, üçüncü bölüm, yani bu üçüncü bölüm biraz geç geldi çünkü pek çekim yapacak fırsat bulamadım. Bulabildiğim fırsatta da mod tanıtımlarını kapatmaya çalıştım elimden geldiğince. Sadece Gregtek ve bazı güncellemeler bitti. Ve kendime not, asla ama asla çekimden önce boğazını kurutacak bir şeyler içme. Neyse. Gelelim buraya. The Langston River flowed free and wild till the Calamity drank it all up. Maybe all that water just grew wings and flew off. Bu çekicin upgrade'lerini de en kısa sürede bitirmek istiyorum. O yüzden upgrade olduğu takdirde direkt yapacağım, yapabiliyorsam eğer. Çünkü final upgrade'de, final upgrade slotunda inanılmaz güzel bir şey açılıyor. Riverbank swarming with windbags. They're so bent on finding the core, they hardly notice the kid. Lucky for him, a certain famous ferry barge is still afloat. She sends some squirts crying home as she leaves port. Maybe Nelly knows the way to the core. Maybe she can slip right past all the clamor on the coast. Or maybe not. A security skiff pulls up portside. Nelly's just another windbag to those guns. Just then, the windbags notice who she's sailing with. Tabii sıkıntı şurada, bu adamın sesi insanda, bende niye böyle bir ses yok dürtüsü uyandırıyor. İnsan biraz kıskanıyor ister istemez. They try to cut her off. Evet, biraz sessiz kaldım çünkü söyleyecek bir şey bulamıyorum bir yandan. They try to slow her down. Muhtemelen bir ya da iki hafta sonra hiç video gelmeyebilir kısa bir süre. Çünkü finallerim başlıyor. Finallerim biraz geç başlıyor benim. Tam kesin tarihini bilmiyorum başlayacak zaman. Muhtemelen önümüzdeki hafta başlayacak. Emin değilim. Ama biter bitmez. Umarım o esnada Fatalist güncellenmiş olur. Yani biraz daha geç güncellenirse artık kendi mod paketimi kendim yapmaya koyulacağım. O derece. Kid almost falls again. Ya yani o koşulda direkt Fit Köfte'ye devam edeceğim. O zaman kadar finaller bitene kadar Bastion gelmiş olur. Mesela rica etini değiştirelim mi? Ha, kalsın. Then the kid hears an unusual sound, like a hundred flapping wings. Osh. Peckers. They had their own eyes on the core. But why? He finds Weepin' Nelly raring to go. Turns out she's got a special surprise for when the waters get rough. She's gonna need a little help with all them peckers. Crafty things think they're king of the roost now. Rest of us only wish we'd fly in times like these. Oh.
Ah bir de keşke yorumlarda Fitri Köft'in ikinci sezonu nerede soracağınızı sorduğunuz kadar Bastion nerede diye de sorayınız. Ben biliyorum bu kadar o kadar etkileyici bir seri değil. Anlatacak pek bir şey olmadığı için de ben pek iyi değilim bunun çekiminde. Ama gene de güzel oyun hani. They aim to smash Weepinelli to splinters. Well, it all proves too much for poor Nelly. Ve ben aşağıya düşmek zorundayım hep. She's just gotta make one last stop. With the last breath, Nelly gets the kid to solid ground. Solid ground and pick her country. They want that core real bad. Might be they want it just as bad as a kid. Kid shoos them off, knowing they'll be back. Know how many times kid nearly fell off the barge back there? About 6 times. Now, listen close. You should remember this next part. Sanırsam ilginç, o ilginç bölümlerden bir tanesine geliyoruz. Why go to Prosper Bluff? Emin değilsem bu gene rüya göreceğimiz bir bölümdü. Used to take an enterprising man. Ya da yok değildi galiba. Emin değilim. Ama kesinlikle aşağıya düşeceğimiz bir bölüm. The city was the most beautiful place in the world. We all knew that. Yok değildi bu bölüm, evet. But on the other hand, some folks just yearn to see the things they're told they can't. And that's why you go to Prosper Bluff, ain't it? Dediğim gibi kesinlikle çok düşeceğimiz bu bölüm. There the kid hears something he ain't heard in a long while. Ah, bu bölüm Ziya'yı alacağımız bölüm. Evet, şimdi hatırladım. How's it go again? Ziya kim diye soracak olursanız göreceksiniz birazdan. Yeah, that's the one. Bu sesin sahibi. Ve siz ne kadar duyuyorsunuz emin değilim oradan. Muhtemelen duyuyor olmanız lazım çünkü videolarda benim duyduğumdan çok daha yüksek bir ses geliyor. Aslında alışınca bu tuş kombinasyonu iyiymiş. Geçen bölüm değiştirmiştim ya tuş kombinasyonunu. Standarda getirmiştim. Ama değişik bir tane kullanıyordum. Aşağıya düşmek zorundaydım değil mi? Benden bahsediyoruz gerçi. Aşağıya düşmezsem olmaz.
Tabii ki de düştüm. Tabii ki gene düştüm. Well, no point explaining what happens next, right? You know. Suffice it to say, kid ain't coming home empty-handed. Evet, buradan yok sonra oluşuyordu. And besides, it's like the song goes. Evet, oluşmuyordu. Evet, ve Zia ile karşılaştık. They'll be here before too long. Single agreed to return to Bastion. We darn near celebrated when the kid got back, didn't we? Zolf never thought he'd see a fellow Ura again. We become fast friends. Calamity has that effect on people. But there was more to be done. There was one last core to find. Kid's surprised when I tell him there's only one core left. I shouldn't have believed it either. Behold, the Pantheon. Açıyorum ben genelde. Memorialımız yok, last time found'ımız yok. Most of the Ura never got a taste of Ceylandia's fine goods. Unless they were born and raised in the city like Zia here. Sure, the world's all gone to pieces farther than the eye can see. But leave it to this gal to point out the amazing view. Girl tried to run away from home one time. But the marshals stopped that, didn't they? So many secrets in there and she can't even read it. Her father's own journal. If only I'd known half the secrets of the Calamity were tucked away in that book, I'd have worked a translator right away. A scientific journal written in Zolf's native tongue. He learned so much from it. Too much. Yok. İhtiyaç duyduğumuz bir şey yok. We track the final core beyond the city to the wild. Final core'a gitmeyeceğim şimdi. Öncelikle şöyle bir şey yapacağız. Unwanted things all met their end in the yard. Bu çekicinin challenge'ı. Biraz zorlu bir şey. Folks have fouled up with time here. Seri saldırmak falan gerekiyor. The quicker they work, the sooner they can go. Folks learn to plant their feet and put their backs. En azından bunun upgrade'ini alacağım hani. O yüzden bunu yapıyorum şimdiden. Others would plot a course to navigate that sea of junk. A good day smashing. Second prize. Bir saniye, bir saniye farklı mı kaçırdım ben? Evet, bir saniye farklı kaçırdım. Bu da demek oluyor ki bir kere daha deneyeceğim. He pays another visit to the scrapyard for old time's sake. Work too slow and all you got was a sore back. Some folks invested their earnings to forge even better hammers. Bu sefer bayağı kötü yaptım. Son bir kere daha. Always plenty there for smashing. Evet,
olmuyor. Work in the yard. Neyse. Have its risks. Daha sonra tekrar deneriz artık. İstediğim şeyi aldım en azından. Ah, hadi bakalım. Ever wanted to smash things for a while, you know where to go. Yani şu an critical hit şansımız o kadar yüksek değil, o yüzden direkt normal damage'e veriyorum. Bir kaldığımız yerden devam edelim. Evet. The wild unknown place can eat a man alive. Sanırım rüyayı burada görecektik. Emin değilim. Even the calamity couldn't cook it. Olmayabilir de. Not all of it. En son bitirişim üstünden birkaç ay geçtiği için bölümlerin sırasını hatırlamıyorum. Packers got the core, like they're building a bastion of their own. The welcoming committee scrambles to attention. Didn't expect the kid so soon. Acımadan dalalım şöyle. Tamamdır. Sen. Ha. Bu olay sıkıntı bir olay işte. They shouldn't have let their guard down. Getting that core was one thing. Getting out's gonna be another. He digs his way out. Şimdi çıkmamız gerekecek. But the wilds won't let him go without a fight. Wallflowers survive the calamity. Bunlar sıkıntı bir olay işte. Sıkıntılarını sebebi kabuklarını kapattığında onları saldıramıyorsun. Çünkü zırh. Let's take it real slow when pin cushions are afoot. Don't ever turn your back on a pin cushion. Kids roused up half the wild by now. Jawson's boys left all kinds of stuff out here. Ah, yapamadım. Beceriksizleştim, evet farkındayım. Tamam. A handful of windbag shipments made it out this far. Kid's seen the last of them. By now, kid's got more needles in him than stab weed. Slinger Jawson's old outpost is all that's left of him. Kaldığımız yerden devam edelim yolumuza. When kid gets the feeling he's being watched, not by me, by a lunkhead. Aha, bu arkadaş çok sıkıntı bir şey. Önü zırhlı, arkası değil. Arkasından saldırmamız lazım. Hit him anywhere but the hindquarters and he only make him mad. Ve öldüğünde arkasında bir bomba bırakıyor. O yüzden öldüğü saniye uzaklaşmamız lazım oradan. Bırakmadı gerçi. Hardly any signs of the old Jawson camp. Good thing pin cushions can't see where they're shooting. Sees a smooth black stone coughed up by the calamity. Be seeing plenty more. The wilds already reclaimed this place. He's anxious to get back. Met. After all,
He's got the final core. His journey's over, right? Well, no. It ain't. Ya oyunun bu kadar kısa sürede biteceğini tahmin etmediniz herhalde. Düşünmediniz herhalde. Tabii ki de bitmeyecek. Kid knows something's up when we ain't there to give a warm welcome. Seesolf and I were just wrapping up a heated discussion. Zolf can barely muster the words. The calamity failed, he says. But I will not. And with that, Zolf leaves us here, alone. Ve Zolf, Bastion'u bu hale getirerek bizi terk etti. Zolf banged up the monument pretty bad. But there's a way to put it back together. The shards. Zolf cursed the city. Cursed the Bastion. Cursed me. Said he was going home. When Zolf got through reading that journal, he just snapped. Started smashing up the monument till I tried to stop him. Evet. Başka bir upgrade'im yok. Lost and Found'da bir şeyimiz var mı? Yok. Evet. Şimdi yolumuza devam edelim. The city brought the shards to the wilds. Now the kid's gonna bring them back. Hadi bakalım. After Zolf's little episode, Kid sets off in search of shards. First stop, Jawson Bog. You'll get lost in that bog, I told the kid, and I won't be able to guide you back. Well, I let him go. What else could I do? What could any of us do? Zolf put us in a real bind. Hurt the Bastion bad. But the shards can make it better. They're like smaller doses of the core's medicine. Evet, şimdi de core'lar yerine shard'ları toplayacağız. Shame the only place to fill that prescription is out here in the wilds. Evet, çevre. This place is intoxicating. Gazı falan tarzı bir şeyle dolu. O yüzden uyuyoruz. Evet, rüya bölümü buydu. Niye? Don't know where he's gone. Might be gone for good for all I know. Biraz... Wherever he is. Somewhere I've never been. Somewhere I never want to go. Bunlar bana Angel'ları hatırlatıyor. Doctor Who'daki. Size de değil mi? Ya sadece siz gördüğünüzde donuyorlar ama zırhı çekiliyorlar. Siz yokken, siz bakmıyorken evet, hareket edin. The dead welcome him with open arms. Evet. Kid pops him good. That a survivor? No, ma'am. It's a lonesome ghost of a gas fella. What do you say to a kid who's seen too much? I'm Zolf of the Ura. Pleased to make your acquaintance. Now the kid sees something stranger still. Did anybody else survive? Sure enough, he finds peckers, lunkheads, wallflowers, pincushions, vine apples, swamp weeds, ankle gaiters. Evet.
Hadi bakalım. Tamamdır. Now the Bastion can send him even farther into the wild unknown. Kid sets foot inside one of Ceylandia's famous watering holes. He has the nerve to flash the shield he stole. Boysh. The security is just gonna have to straighten him out. Level up. Level up her daim güzeldir. Hangi oyunda olursa ol. Kid succeeds where the calamity failed. Would you look at what he did to poor old Rondi the bartender? Proper story is supposed to start at the beginning. It's so simple with this one. Now here's a kid whose whole world's all right. Snoozing there on a rock in the sky. He wakes up. I'm just fooling. He sees what's left of the rippling walls. Years of work undone in an instant. He sees what's left of Piff, the bull. The gods. They're all undone. He sees what's left of his lifelong friend. Channels. His friend. He's come undone too. He sees what's left. Undone. Bu en sevdiğim bölümlerden biriydi. Oyunda ki. Thought we lost him, but he finally comes to. The shard ain't lost either, not anymore. Bunlar da en nefret ettiğim yaratıklardan bir tanesi. Disgusting things. Her ne kadar scumbag'ler kadar nefret etmesem de yine de nefret ediyorum. Ever heard of a lung blossom? Yes. Bu da sıkıntı bigger arkadaş. Than the stories say. The breath on that thing, like a scumbag sprung a leak. They say one whiff of lung blossom can make you lose your mind. Şurada birkaç bir şey olacak. EXP, EXP'dir. Mother only knows what happened in the bog. Kid never much cared to speak of it. A shard is like a poor man's core, but beggars can't be choosers. That's it. Few more shards like that, and we'll be back in business. A single shard can breathe new life into this place. The shard's got enough juice to spruce up any of these places. Upgrade edeceğim. Mesela artık gördüğünüz gibi upgrade edilmiş haldeler. Daha fazla seçeneğimiz var. Tabii ki de... Bakalım şunları... Şunlar neler? Tamam. Now whale ale ain't made from real whale, but it'll make you strong like one. Hmm.
Evet. Evet, sanırım bölümü burada bitirsek iyi olabilir. Biraz sıkıcı oldu gibime geldi bana. Eğlendiyseniz güzel hani. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.